Ülkenin gündemi çok sık değişiyor biliyorsunuz. Vatandaşın gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var efendim? Benim gündemimde hiçbir şey yok. Seni ilgilenmiyor. Ve düşsün hiçbir şey kalmaz. Düşsün mü diyorsun? Düşsün. Neden abi? Yapamıyor. Beceremiyor, Türkiye'yi batırdı. Bizim oylarımıza geliyor iktidar abi. Halk oyu veriyor. Neden veriyor madem? Zaten suç bizde. Aynen. Biz önümüzdesek öyle gelmez oraya. Zaten. Önümüzde bir seçim var. Ne olur abi? Öngörünüz var mı? Hükümet kaybedecek zaten. Anketlerde bir hayli oy aldığı gözlemleniyor hala. O kabarma şeydir. Kime oyunu vereceksin abi? Belli değil. Abi ben olsam kendime veririm. Valla kelime farkı kurarım. Teşekkür ediyorum efendim. Sizin gündeminizde ne var abi? Konunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kulaktan duyma olanla. Gündemden bahsediliyor. Sürekli gündemden, ekonomiden. Şimdi savaş zamanında bir tas hoşafla, yırtık ayakkabılarla ana ninelerimiz sırtlarında mermileri taşırken o yoklukta olsaydık eğer şu memleket herhalde satardı. Şu anda Atatürk'ün 100 yıl önceki yaptığı, yani bugün olacak 2023'te olacak şeyleri tek tek yapılıyor. Hatırlıyorum 84, 85, 86 44 yaşındayım. 87 Özal zamanımı tam bilmiyorum. Nerede bir kuyu çıktı? Kapatıldı petrol kuyusu. Nerede bir gaz kuyusu çıktı? Kapatıldı. Şimdi bunlar ortaya çıkıyor. Atatürk'ün, hani Atatürkçüm diyor ya herkes, bunu hükümet olarak değerlendirilmesin. Onların Haçlı ordusu varsa, Bizans ordusu varsa bizim de teşkilatımız var ülke olarak. Onlar ne zaman teşkilat, Haçlı ordusu yıkıldı, Bizans ordusu yıkıldı, Haçlı ordusunu kurdular bize karşı. Bizim de teşkilatımız var. Tayyip Erdoğan diyorlar. Ben şu anda genelde bir başkan olarak söylemiyorum. Tayyip Erdoğan diyorlar. Menderes geldi. Neden Menderes ilk 5 yıl onların istediklerini yaptı? 4 yıl istediklerini yaptı. 5. yıl yapmak istediklerini yapmayınca idam edildi. Turgut Özal neden öldürüldü? Çünkü bu şeydir, sistemdir. Siz konuşalım efendim. Günümüzde nasıl? Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Herkes bundan dertleniyor şu anda. Şunu söylüyorum ben aslında en başında anlatmak istediğim şu. O zamanki savaş döneminde olsaydık eğer herhalde biz ülkeyi satarmışızdı. Bu gençler ülkeyi satarmışızdı. Ya açtı insanlar o zaman. Aç, bu ülke kolay gelmedi. Ama savaş vardı efendim. O günlerle bugünleri mi kıyaslıyorsunuz? Psikolojik ve biyolojik savaş var. Eskiden toplar silahlar bilmem neler oluyormuştu. Cephelere gidiliyormuştu. Ama şimdi SİHA'larla, İHA'larla, onunla bununla, terörle bilmem nelerle savaş yapılıyor. Bu da bir savaş. Terör mü kazanıyor o zaman? Bakın, bir ülkeyi yıkmak istiyorsa Siyonistler, o baştaki Yahudiler bu gençlerden başlıyorlar ve başladılar da. İzin veriyoruz peki. Neden izin veriyoruz peki buna? Ona aileler, benim çocuğum yok. Ona aileler karar verecek. Eğitim okulda veriliyor. Çocuklar o zaman okullarda da, benim okuduğum zaman da ben öğretmenim karşısında böyleydim. Ben özel güvenlik görevlisiyim. Şu an mesleğimi yapmıyorum. Ama okullarda görüyorum ki bir öğretmene ana avrat soy sop. Öğretmene el kaldırma. Ben böyleydim ya öğretmenim karşısında. Neden? Aileden gidiyor. Bu eğitim sisteminin nasıl diyeyim size? Artık çocuklar artık saygısızlaştı. Hani bu Z kuşağı genel konuşuyorum. Z kuşağı dedikleri var ya, aile terbiyesi almıyor. Sadece Z kuşağı değil, toplumun tamamında bir çöküş var. Tabii ki çöküş var ama bu nedir biliyor musunuz? Her çöküşün önceki savaşlarımızdaki olduğu gibi bir devlet, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı, çöktü. Ne oldu? Üstüne bastılar yavaş yavaş kalktı. Şu anda 2023'te neden Avrupa titriyor? Titriyor mu? Evet. Neden şu Siyonistlerin paranın kralları Türkiye'ye kadar geliyor? Neden? Çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye şahlanıyor. Evet. 2023'ten sonra bunu göreceksiniz. O ne olacak? Neden 2023? Ne olacak 2023'te? Şöyle söyleyeyim size. Benim bak. Hayır bakın benim bizim televizyonda gördüğümüz bazı şeyler vardır. Ama benim Mardin'de ismini söylemeyeceğim bir tane asker tanıdığım var. Kaç tane kuyu varmış biliyor musunuz? Petrol açılıyor. Onlar ne olacak? Rezerve olacak. Halka dağıtılacak. Petrol kuyuları zaten yıllardır var. Mesele üstü kapalı olmasının sebebi maliyetini karşılamıyor. Ama bakın. 3 tane jeoloji mühendisiyle görüştüm. O hanımefendinin söylediği gibi Arabistan'daki gibi hemen sok çıkar değil o kuyular. Onun için gereken teknoloji daha Türkiye'de şu an yok. Anladınız mı? Boyacı küpü değil, boyacı küpü. Ekonomi çok iyi diyor. Yok. Yok. Şu ana kadar 2000 metreye kadar kazılabildi. Bakın 2000 metreye kadar kazılabildi şu ana kadar. Şu anki son teknolojiyle 2000 metre. Benim ülkemde, Türkiye'de, bakın benim ülkemde bir karışta bile petrol, gaz var ki bunu bütün Avrupa biliyor ve Avrupa şu anda titriyor. Bütün Avrupa niye çıkmadı? Bütün Avrupa titriyor. Niye çıkmadı?
Türkiye'den çıkmadı? Kapattılar. Yaşınız kaç bilmiyorum. Şu anda çünkü bu şekilde olmamız için kapatıldı. Şu an Türkiye ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Türkiye ne durumda olduğunu şöyle biliyor musunuz? Söyleyeyim. Türkiye'nin ne durumda olduğunu evet biliyorum. Evet. Yetim maaşı alıyorum ben. Ben kendimi övmüyorum. Çok da zengin değilim. Ama sabah 8'den gidip 5'e kadar bebek herkes bakıyorum. Herkes çalışıyor bak, ama. Sabah 8'de gidip bebek bakıyorum 5'e tamam. kadar. 6'dan da gidip sabah 6'ya kadar restoranda garsonluk yapıyorum. Tamam herkes çalışıyor. Buradaki de herkes çalışıyor ama. Ben bunları yapmazsam eğer tamam mı? Oradan buradan beklersem kusura bakmayın da biz ısıran da çok olur. Bu tamam ülkeyi yıkmak isteyen de çok olur. Herkes çalışıyor ama bak herkes çalışıyor ama bir türlü... Fırsat o kadar çok ki. Ben... Hayır ben çalışıyorum ya dedi ya. Ben şunu diyorum. Daha iyi olacak. Bir saniye petrolü konuşsak. Hanımefendi petrol kuyuları niye kapalı? Biliyorsunuz ya az önce söylediniz kapatıldı. Neden kapatıldı? Avrupa kapattı bunu çünkü Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. Avrupa ne ülkeyiz. Avrupa bizi kıskanırken bizim petrolümüz... 100 yıl önceki anlaşmalarda böyle değildi. Öyle bir şey bakın siz... Diyor artık. O zaman barış anlaşmasını okudunuz mu? O ya da diğer. Okudum ya da okumadım. Şimdi beni oradan vurmayın siz. Beni oradan vurmayın siz. Ya da vurmaya çalışmayın. Doğal yeraltı zenginliklerinizle hiçbir alakası yok. Ya öyle kusura bak. Evet. O anlaşmada öyle bir metin yok. Peki Suudi Arabistan'da önce araştırın. Bakın önce bir araştırın. Sonra çıkın böyle topluma. Bekliyorum. Kütüphane bir odam kütüphanem var. Bakın, kitaplarımı araştırmadan bahsediyorsunuz. Biliyor musunuz abla? Evet. Bahsettiğiniz anlaşma hangi anlaşma? Hangi anlaşmada yazıyormuş o? Bakın hangi anlaşma değil. Devlet gizlidir. Devlet her şeyi ortaya sunmaz. Ne yazıyormuş mesela? Devletiniz gizli şeyini siz nasıl biliyorsunuz abla? Siz kimsiniz ki biliyorsunuz bunları? Ben kimsimi değil. Ya biraz mantıken bakarsam bir polis teşkilatının içine girdin diyelim ki. Bakın bir polis teşkilatının içine... Mantıken mi bakıyorsunuz evet, şu an? Girdik. Hayır şunu söylüyorum. Devlet gizlidir. Teşkilat gizlidir. Bir polis karakolundan girdik. Memurla görüştük. Derdimizi anlattık. Ötesine girdik. Ama ötesini biliyor muyuz? Bildiğimiz kadarıyla. Onun ne alakası devlet var? Devlet de böyledir. Biz anlaşmayı konuşuyoruz hanımefendi. Petrolü niye anlaşmalar kapattıklarını konuşuyoruz. Neden kapattılar? Kim kapattır? Ya burası bağımsız bir ülke. Burası bağımsız bir ülke. Burası değildi. Ya o zaman neyi şu an? Bakın 20 yıldır da mı bağımsız değil bu ülke? 20 yıldır. Bir şeyler yapmaya çalışıyor işte insanlar. Bakın ben şu anki başkandan bahsetmiyorum. Genel konuşuyorum. 23 değil 2033, 2043 de olsa bizim ülkemizde bu kafa olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Bak çocuğum sen de şey istiyor. Diyor ki bizi eğitmiyoruz. Ben kim kapatıyor? Kim kapatıyor? Bak sana ne soruyor? Bu ben ülkenin diyor uçak fabrikalarını kapatan kim idi diyor. İşte zamanında kapatıldı. Şu an onlar açılıyor. Bakın. Kapattı. Adnan Menderes zamanında kapatıldı. Araba yapıldı. Bir gecede kapatıldı. Bakın, arabalarımız var? Neden uçaklarımız var? Ne hangi arabanız var? Hangi fabrika var Türkiye'de? Bir de fabrikalar kapandı. Ya hiç araştırıp gittiniz mi? Gittiniz mi? Gördünüz mü? Tamam kaç tane o zaman televizyonda mı izlemiyorsunuz siz? Cevap ver cevap. Hayır siz sakin bana ol. Niye dikleniyorsunuz ki ben onu anlamadım. Bakın. Ya yandaş konuşuyorsun bağırma, sen ya. Bağırma. Tank palet fabrikası bile. Bir saniye alacağım benim de verecek. Tatarlara satıldı. Tank fabrikası. Tank palet fabrikası bile Tatarlara satıldı. Bir de satıldı dedin ki tank palet fabrikası. Kimi savunuyorsun ya? Bu olmazsanız siz büyüyemezsiniz. Son sözü bu. Benim bu köpeğim o gibi insan da iyidir lan. Bu köpek ondan kıymetli. Benim bu köpeğim onlar da iyidir. Hepsi dışarıdan ya. Fabrikalar nice oldu içeriden de olsun. Nice oldu fabrikalar. Bir araba yapalım. Patenti kimin? Ne patenti? Yani şimdi bunu Türkiye üretti. Yaptığı zaman bunu şimdi Türkiye üretti sayılmıyor mu? Evet, ya kardeşim bakın. Az bir dakika. Mercedes'in motoru nerede yapılıyor? Mercedes dışarıda. Bir dakika. Fransa'da yapılan arabalar kaç tane motor fabrikaları var? Bizde var mı? Bizde var mı? Burada yeni yapılıyor. Hani nerede yapılıyor? Yeni yapılıyor. İzlemedim. Hangi fabrikada yapılıyor? Motor olarak hangi fabrikada yapılıyor? Yerli demiyorum bak. Burada yapılıyorsa, bunun benim ülkemde yapılıp da satılıyorsa bak patenti bize ait. Koçların yaptığı araba dahi, İtalyanların patenti altındadır. Şu andaki yapılan Teok arabalı mesela, Teok'un. Patenti bize ait değil mi? Ben sana onu soruyorum. Patenti bize ait değil. Patent bize ait değil. Kime ait ya? Adı bizim mi? Adı bizim. Yeter o bize. Yeter. Yeter. Adı yeter, adı. Teşekkür ederim abi. Hiç gerek yok tartışmaya. Hocam şimdi seninle görüşelim.
Ülkenin gündemi çok çabuk değişiyor. Ben halkın gündeminde ne var? Bunu araştırıyordum. Bir vatandaş olarak gündeminde ne var? Bence yani ekonomi iyi gibi görünüyor ama gençler mesela çalışırsam yani geçim çok güzel olur. Ha, çalışmayan insan zaten geçimini yapamaz. Doğru. Evet, çalışmak da değil. Bugün yani insanlar şunu söylüyor. Çalıştığım ücretle az kiramı bile ödeyemiyorum diyorlar yani. Bunu duyuyorum. Genellikle insanlarımızdan kaynaklanan bir şey. İnsanlar birbirinden özenti alarak mesela senin dairen var. Adam diyor ki 6 bin lira. Bu 6 bin lirayı koymuşsa ben de 8 bin lira yapayım. Mecburen gelip oturması lazım. Zaten gelecek yani. Yani bu ekonomi, gençler diyor ki ekonomi çok kötü diyor. Bakıyorum ki mesela ben her gece kulübe giden bir insanım, tamam mı? Bakıyorum herkes dolu 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 abi. Evet abi, neresi kötü olabilir ki? Doğru değil mi? Ekonomi bunlarla ölçülmüyor. Ekonomi rakamlarla tamam, ölçülüyor. Rakamlarla ölçülüyor. Şunu da diyebilir. Bak, şöyle ben bir cümlemi bitirmiyorum ki. Bir cümlemi bitireyim hocam. Tamam. Şimdi başka birisi de gelir, şurada dilenci vardı. Herkes dileniyordur. Ekonomi bunlarla ölçülmez. Ekonomi rakamlarla ölçülüyor. Türkiye'de enflasyon ortada. %85 ve bu dünya ortalamasının çok çok üstünde. Evet. Neden Türkiye'de enflasyon bu kadar yüksek? Abi ben şimdi ne söylersem millet bana şimdi hücum yapacak da konuşamıyorum. Ben bilemem abi. Mesela benim maddi durumum iyi olduğu için ben ekonomiyi pek bilmem yani. Açık ve net konuşayım, anladın mı? Ben ekonomiyi bilmiyorum. Nasıl olan da artık etkileniyor. Yani şöyle, dolarla haberin vardı dolardan. Ya biliyorum, dolarlar başına aldı gitti yani. Doğru değil mi? Biraz değer kaybediyor aslında. Ha, benim şimdi mesela ben 50 euro bozuyorum. Şimdi 300-400 lira para yapıyor. Şimdi bir kişi yani 100 lira para şey yapamıyor abi. Ben yani ne bileyim, ben ekonomiyi pek bilmiyorum. Yani açık konuşuyorum. Benim ekonomiyle pek şeyim yok ama şeyde değil, ama ben inanmıyorum. Millet diyor ki para falan yok diye de ben inanmıyorum bazen. Ben herkesin maddi durumu iyi olduğunu biliyorum. Reisle yola devam diyorum. Neden efendim? Aynen. Hem gençle hem yaşlılar. Neden efendim? Buyurun. Neden efendim? Biz eski günleri gördüğümüz için benim yaşım 60'a geliyor. Benim bir tane ceketim vardı. Kolu buraya geldi. Ortaokuldan liseye kadar. Şimdi şöyle gençlere bakıyorum. 50 tane belki eve gelsen 50 çeşit elbisesi var. Ayakkabısı var. Dayı, ben bunu 2 senedir giyiyorum. Nasıl böyle olacak? Amcam, dayım, AK Partili misin? Yerine göre. Hayır, bir şey sorabilir miyim? Olay AK Parti değil. AK Partili'ye bir şey anlat. Çana git hayvanla konuş daha iyi. Anlatamazsın. Anlatamazsın. Ya, şimdi şöyle bir şey var. Az önce arkadaş dedi, ben bilmem dedi, ekonomiden anlamam. Dayı da herhalde ev sahibi. Arkadaş da gurbetçi misin? Gurbetçisin. Yani zaten mevzu Türkiye'de yaşayan. Mesela ben kiracıyım. Geldim yani. Evet, bir ülkeden değil. Euro bozduruyorum dedin ya. Euro falan. Tamam, dedim ki mesela adamın eurosu var, bozduruyor. Doları var, bozduruyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu ekonomi kötü diye bir şey yok yani. Ben inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum ben insanlara. İnanman için ne olması lazım? Ekonomi kötü demen için ne olması lazım? Abi, ne olursa adam dersin. Adam diyor ki benim param yok. Her gün gazino pavyonunda gezip tozuyor. Ben nasıl inanabiliyorum? Bunu yapanlar vardır ama bak, bu mudur yani ekonomi ölçümü? Ölçümü değil Adem. Abi ben bak sana diyorum, ben ekonomiyi pek anlamayan bir insanım ama açık konuşuyorum. Ama inanmıyorum. Ben açık ve net teşekkür ederim. Vallahi ben de iyi olduğuna inanmıyorum. Sen neden inanmıyorsun iyi olduğuna? Ya çünkü gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu. Cebimden haberim var çünkü. Yani cebimden haberim var. Ayrıyetten hani diyelim hadi tamam TÜİ'ye inanalım. 85 diyor. Ki değil yani, sadece gıda enflasyonu şu an %120'nin üzerinde. Hani ama şu durumda hani ben Habertürk fazla televizyon izlemem de Habertürk televizyonunu izliyorum orada. Çünkü gerçekten tarafsız yayın yaptığına inanıyorum. Orada Ersan Şen diye bir hoca çıkıyor. Bazen hukukçu. Ya onun dediği bir kelimeyi gerçekten geçen çok beğendim. AK Parti eskiden yoksulların partisiydi. Şu an zenginlerin partisi oldu. Gerçekten de hani şu an yoksulları yok sayan bir parti oldu. Çünkü neden? Hani dolar oldu 18 lira. Dolarla mı maaş alıyorsun diyorsun ama her şey dolarla geliyor. Üstündeki elbise, altındaki don affedersin dolarla geliyor. O yüzden hani parası olan zaten memnun, mutlu. Az önce dayı geldi, dede reis diyor. Çünkü ev sahibi, evi 300 bin liraya aldı, evi 3 milyon oldu. Niye sevmesin ki? Ben olsam ben de severim. Ama şu an ben olmadığım için, ben diğer kısımda olduğum için, kiracı kısmında, işçi kısmında olduğum için, tuzu kuru kısmında olmadığım için, ya benim için kötü. Zenginler hepsi AK Partili olamaz. Mesela ben komünistçi, anladın mı? Tüm zenginler öyle deme ya. Zengin mesela maddi durumu reisçi olan. Öyle ya, şu an çoğu öyle ya. Önümüzde bir seçim var hocam. Öngörüm var mı? Ne olur? Bir değişiklik olur mu? Şöyle söyleyeyim, ben evet verdim. Referandumda. Evet. Pişmanım. Daha da vermem yani. Neden pişman oldun? İşte anlattıklarımdan dolayı. Neden dolayı? Ya ben 2 yıllık evliyim. 1 yaşında çocuğum var. Hani şu an onun bile, kendimi geçtim. Onun bile ileride yaşayacağı sıkıntıları düşünerek sıkıntıya giriyorum yani. Gerçekten halimiz kötü ama ülkemizde bu potansiyel var yani. Gerçekten kalkınabiliriz. Hani ülkemiz
ucuz iş gücü. Gerçekten şuraya bir dolaşın. Hani insanların, buradaki insanların %70'i karnı acıktım şuradan bir yerden yemek yemez. Eve gideyim evde yerim der. Ama restoranlara gidin, turist var. Hani yabancı ülkeler. Burası gerçekten ülkeyi bit pazarı yaptılar. Bit pazarına döndü ülke yani. Neden numaradan emet vermiştin peki? Ya o zaman işte, o zamanki psikolojim, yani evli değildim herhalde. O zaman daha rahattım. Ekonomiyi düşünmüyordum. Hani mutluydum. Ya one minute, işte dünya beşten büyüktür. Onların yüzünden. Şu an mesela zaten ben artık AKP'ye AKP demiyorum. UKP diyorum. Ya dönüşlerinden dolayı. UKP. Bundan sonra benim için UKP o partinin adı yani. Çünkü gerçekten ben oy verdim. Hani bu kadar kişinin hakkına girdim. Kendi hakkıma da girdim. Yapacak bir şey yok yani ama pişmanım. Yani hakkınız, bütün ülke hakkını helal etsin bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir vatandaş olarak gündeminde ne var hocam? Ben hayatımı, kendi hayatımı önce kısaca anlatayım. Ben bekar insanım, gurbetçiyim. Ben yaklaşık 10 yıldır gurbetlere dolaşıyorum. Eğlenmek için çabalıyorum. Bir türlü olmuyor. En basit. Hani 10 yıldır uğraşıyorum ben. Çalışıyorum. Üçten üçle uğraşıyorum. Bekar bir insanım ben. Yemek, örnek dışarıda yemek yiyorum. 50-60 lira günlük. Çok 50-60 bin lira gidiyor yani. Sabah kahvaltıda gidiyorum. 30 lira ona gidiyor. Ben aldım maaş 6500 lira. Ben bile bekar olmamın ayağını yaşamam yararını geçinemiyorum. Evli barklı insanlar nasıl yesin sen? Sen hiç geçinemeyeceksin. Yani geçinemem ama evlenmek istiyorum. O da olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Artık yemeğe ben hayattan bezdim ya. Hani bu duruma geldim yani. Tüm bu olanların sorumlusu nedir? Sebebi kim yani? Sorun nasıl? Başımızdaki insan, şey, reis, yönetenler. Yani düzen yok, şey yok. Disiplin yok. İnsanın hakları yok. Bir taraftan biz seçiyoruz. Biz yönetenler sorumlu diyorsun ama yönetenleri biz seçiyoruz 20 yıldır. Hani 20 yıldır yapamadık. Çeksin gitsin abi. Bu kadar yani, basit yani. Peki şimdi önümüzde bir seçim var. Ne olur? Senin bir öngörün var. Benim öngörüm yani, örnek ben sana gücüm yetmiyorsa, yetiyorsa senin karşıma gelmek için ben seni direkt içeri atıyorum. Yani ki ben yükseleyim. O da öyle yapıyor yani. Karşına çıkan insanlara gücü baktı, gücü yetmiyor. Direkt içeri atmaya çalışıyor. Bu açık, açık ve net yani. Bakalım peki bugünü, yarını, dünü, geleceğe bakalım şöyle. Nasıl görüyorsun geleceği? Çocukların olur belki. Hiç yapamadık abi. Artık bu ülke 10 sene, 15 sene düzelmez yani. İmkanı yok. Geleceğe de umutla bakalım. Yok, ben umudum yok, kalmadı vallahi. Kalmadı. Var mı eklemek istediğim bir şey? Abi ne kal? Beklemek, yani evlenmek istedim, bu kadar basit yani. Sizin günlerimizde ne var? Yokluk. Yokluk? Evet. Yok ya, var çok şükür. Süper. Abi yok diyen inanmıyorum. Bireysel olarak değil. Süper. Ben bireysel olarak inanmıyorum abi. Süper. Kimin yok? Kanka neye yok? Dayanarak yok diyor, var diyor. Nasıl yok abi? Abi herkes çalışıyor. Herkes görüyoruz. Yani. Abi yetiyor. Allah aşkına yetiyor. Çalışana, çalışana yetiyor abi Allah aşkına. Ev kiraları ne kadar bugün? 4 lira 5 lira. Beş buçuk. Ben bir üstünde alıyorum abi. Diyelim ki asgari ücret çalışıyor bir insan. Diyelim. Tamam çalışıyor. Evlenmeye gerek var mı? Yok. Kesin ha. Gel buraya yine konuş, tamam mı? Kira ne kadar diyelim, tamam mı? Ben evliyim ben. Bir dur, tamam. Benden bahsedin. Tamam bir dur. Gel buraya. Buyur. Geç konuş. Yürü abi sen konuş. Sen evli olsan böyle rahat davranabilir misin? Davranırım abi. Nasıl davranırım? 5000 lira maaş alıyorsun. Ev kirası 6000 lira. Nasıl ödeyeceksin? Ödersin abi, niye ödeyelim? Nasıl ödeyeceksin? Nasıl masrafı? Konuşayım ben. Oğlum bir düşünce yap. Bir gripin olmuş ama 15 lira lan. İki tane çocuk var. Kısa bir örnek ya. Küçücük bir hap hap. Nasıl olacak? Abi nasıl kira ödeyemiyorum? Ödeyemiyoruz. Nasıl ödeyemiyoruz? Telefonunu çıkar. Türkiye'nin gündemini ben bilmiyorum. Ben bugün markete gittim. 1750 kağıtla çıktım ben oradan. 1750. Sadece aldığım gıda malzemeleri. Ben nasıl geçeyim? Aylık alıyorum 6 milyar. Ben nasıl geçineceğim? Daha aynı arkadaş diyor ben geçinebiliyorum. Ben ev geçindirebiliyorum. Ben nasıl geçineceğim? Hadi bu bana söyle mesela. Ben nasıl geçineceğim? Ben 6 milyar maaş alıyorum. Tamam. Nasıl yetmiyor abi? 4 milyar ev kirası veriyorum. Bugün gittim markete 1750 lira ben borç çıkarttım ben. Aldım gıda malzem. Ben nasıl geçineceğim? Hadi söyle. Ne iş yapıyorsun abi? Ayıptır sorması. Sanayide çalışıyorum ben. Abi sanayide çalışıyorsan nasıl 6 lira alıyorsun? Ne yapayım ben o zaman? Hadi gel konuş. Sanayide çalışıyorum diyorum. Ne yapıyorsun diyor. Bak her gün bir yaralanma oluyor. Her gün bir kaza oluyor. Ne yapacağım ben? Ne iş yapabilirim ki ben? Hayat pahalılığının sebebi ne abi? Neden bu kadar pahalı hayat? Vallahi bugün dün haberlerde izledim. Antalya'da Ruslara satılan ev 2800 tane ev satılmış. Ruslara. Antalya'da satılan ev Ruslara satılmış yani. Abi biz her gün Ruslara elektrik işi yapıyoruz ya. Ben i̇şte. Tamam bir haberde dinledim ama ben işte. Satılmış yani. Yani Mahsun Şeref ne dedi? Parsel parsel satılıyor bu ülke. Yani parsel parsel. Bilmiyorum artık ne olacaksa. Hakkımı arkadaşlara davet ediyorum. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir seçim var abi. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Önümüzde yeni AKP alır. Bunu da herkes biliyor. Neden? Çünkü milletin aklı yok. Peynir ekmek yap. Mesela dayıya sor. Mesela bir dayıya sor. AKP iyidir ya diyor. Maaşımızı veriyor diyor. Herkes öyle der mesela. Şimdiki dayıların hepsine sor. Aynı şeyi söyler bana. AKP iyidir.
AK'den başka kime vereceğiz? Ülkeyi kim yönetir? Bunları yönetemez. Başka kim var? CHP mi yönetecek? Bu mu yönetecek? Hiçbir şey yok. Yani sadece adamlar, sor mesela dayıları AKP der hepsi. Gençlere imkan veririz. Yani. İşte genç, ama verilmiyor işte, verilmiyor. Hepsi AKP diyor işte, dayılar hepsi. Biz yapsam Mehmet'den vereceğiz, Ahmet'den vereceğiz. Kölesi olmayalım, zihniyetlerin kölesi olmayalım. Bu daha iyi diyor yani. Gençliğine bırakalım. İşte daha iyi diyor bu. AKP daha iyi diyor, gidip ona basıyorlar işte. Hiçbir şey yok ki, kalmamış. Gençlere bırak. Şimdi senin görüşlerini alayım abi. Soruyu bilmiyorum, sonra da müdahil olmayayım. Soru ne? Türkiye'de gündem biliyorsunuz sürekli değişiyor. Biz vatandaşın gerçek gündemine bunu araştırıyoruz. Nedir abi gündeminiz? Vatandaşın şu an gerçekten tek gündemi turistik bir şehir olan Antalya'nın barınma sorunudur. Kiracıların bir göçe zorlanması, kiracıların yaşam haklarının elinden alınması, asgari ücretin 5500, emekli maaşının 4500 lira olduğu ortalama ülkemizde kiracıların fahiş oranda zamlarının 800 liraya geçen sene oturan bir kiracıdan bugün 8000 lira kira isteniyor. Bu adam zaten 5500 liraya çalışıyor. Muhtemelen çocuğu vardır. Bu çocuğu okula mı gönderecek? Beslenmesini mi? Kırtasiye ihtiyaçlarını mı karşılayacak? Yoksa 30 günden sonra tekrar gelecek, 30 gün 5500 liraya çalışacak, akşam 5'ten sonra ekstra mesaiye mi gidecek de ev kirası sahiplerinin ev kirasını vermek için? Emekliler ne yapacak? Şimdi emekliyiz. Avrupa'nın emeklisi Türkiye'ye geliyor. 1000 euro arkadaşlar, ben Fransa'da yaşamış bir insanım. 1000 euroyla geliyorlar buraya. Güzelim ülkemizde. Bu hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimizin. Geliyorlar. Geliyorlar bu memlekete. İstedikleri gibi harcıyorlar. Ama bizim kendi öz insanımız, doğulusuyla batılısıyla bu memlekete hizmet eden insanlarımız mağdur kardeşim. Herkes mağdur. Kimse demesin yani, bir küçük şişe su 5 lira olmuş. Bir ekmek 5 lira olmuş. Bir domates 25 lira olmuş kardeşim. Kimse ben mutluyum, huzurluyum demesin. Ya başka yollardan kazanıyorlardır öyle diyen insanlar. Ben kazanıyorum, mesleğim var ama gerçekten yetişemiyorum. İki çocuğum var. Yetişen varsa vallahi helal olsun diyorum şu günlerde. Bir taraftan da önümüzde şimdi seçim var. Seçim anketlerine bakıyoruz. AK Parti'nin hala bir hayli oyu olduğunu görüyoruz abi. Bunun sebebi nedir? Bir görüşüm yok. Hep kaçıyorsun, bir şey söyleyeceğim diyorsun. Metodun altında kaçıyorsun ama. Benim siyasi bir görüşüm yok. Ama şunu istiyorum devlet büyüklerinden. Bu toplumun kangren olmuş yarasına bir an evvel çare bulmaları gerekiyor. Bütünüyle yani, devlet olarak, hükümet olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle. Önce insanın öz vatanının, vatandaşının refah seviyesini yükseltmesidir. Sorunu çözmek için sebebi anlamak gerekiyor abi. Yani ne oldu da Türkiye'ye bu duruma geldi? %85 üzerinde enflasyon var. Dünya ortalamasının çok çok üstünde bu enflasyon. Neden bu kadar yüksek oldu bizde? Benim şahsi fikrim, para baronlarının bir şekilde paralarını devalüasyon yapıp açgözlülüklerinden 1 liralarını 1000 lira yapma derdinde olması. Bu pandemidir. Bence bunu tetikleyen en büyük fırsat. Ben ona da inanmadım. Ama mecbur kaldım. O neydi Alman bir Türk'ün bulduğu aşıyı? İsmini unuttuk. Var mı vurdurdu aşının ismini hatırlayan? Yok. Unuttum. BioNTech vurdurdum. İki defa. Çünkü beni toplu taşıma araçlarına almadı. Ben ev geçindiriyorum. Kadın kapısını kilitliyor. Ben evini boyuyorum. Kardeşim git diyor. Korku. Çünkü ablamın da dediği gibi negatif algı oluşturuluyor memlekette. Hiç kimseye pozitif, her şey çok güzel olacak demiyorlar. Daha da kötüye gidiyoruz. Daha da kötüye gidiyoruz. Geleceğe bakalım abi peki. Ne olur? İnşallah memleketimizin, toplumumuzun insanlarına refah, huzur, mutluluk seviyesini yüksel tutacak bir devlet yöneticisini Allah bu memlekete nasip etsin. Ekonomi çok kötü. Diyeceklerim bu kadar. Gençlerin önü açılsın. Üniversitelerin önü açılsın. Yani yanlış anlamasınlar. Büyüklerimiz baş tacımız. Ama onlar şu an ellerine telefonlar aldıkları zaman tuşlara dokunmayı bilmiyorlar. Ben de dahil. Ben 44 yaşındayım. Bilmiyorum. Benim çocuğum her şeyi biliyor. Ben bilmiyorum. O çocuklar şu an teknoloji çağı. Teknoloji çağındaki insanların yönetime gelmesi lazım. En azından 30-45 yaş kuşağının bu memleketi yönetmesi lazım. Yönetmeleri lazım. Çünkü bizim aligel okullarımız vardı eskiden. Askeriyede mecbur bırakılıp da okur yazarlık oranını yükseltmeler vardı. Şimdiki insanlara bakıyorsun abi, 70 yaşında adam, 74 yaşında adam, Amerika'nın başkanı da dahil, yolda yürümekten aciz insanlar, doktor kontrolleriyle sağlıkları, sağlık sorunları ölçülerekten geliyor, bu memleketi yönetiyor. Bize genç, dinamik insanlar lazım. Beyni açık, zihni geniş insanlar lazım. Toplumu çıkartacak, toplumumuzu üst düzeye, Türk milleti her şeyin en güzelini hak ediyor kardeşim. Türk milleti her şeyi en güzelini hak ediyor. Diyeceklerim bu kadar. Biz Türk milleti
milletiz. Hepimiz kardeşiz. Bu adam kadeh var, bir röportaj vardı. Bir bu kadehi tokuştursaydı bu millet farklı düşünecekti, tamam mı? Bu millet bir kadehi tokuşturmadı diye bu adama kinli. Erdoğan'a mı? Aynen. Ne alakası var kadehle? Nasıl kadehle ya? Nasıl alakası yok abi? Bütün CHP verir miydi yani? Kadeh tokuştu sen oy mu vereceksin yani Erdoğan? Yok, ben niye vereyim abi? Kadeh alakası var dedi. Ben vermeyeceğim ama bazı millet bakıyorum kadeh tokuşturma diye oy vermiyor abi. Ben gördüm. Tokuşturma yani diye oy mu vermiyorlar? Evet. Kimi gördün? Kadeh tokuşturma diye oy vermiyor. Müşterim var benim. Kadeh tokuşturma diye geldi. Adam diyor ki orada diyor haksızlık yaptı. Ne yap? Göstereyim ben. Erdoğan'ın kadeh tokuştururkenki fotoğrafı da var. İstiyorsan yok gösterebilirim. Yok, ben de sana göstereyim istersen. Yok. Ya yok öyle bir şey. Videoda buraya koydum. Abi bak bu çıkıyor. Adam gitsin, tamam mı? Herkes köyüne dönecek bak. Gelen herkes köyüne abi dönecek. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Şey aklıma abi gelmişken. Herkes köyüne dönecek abi. Arkadaşlar bakın, yemin ediyorum hepinize, sağdan soldan gelen var. Avrupa'da 8 sene kaldım. Avrupa'da kimse yöneticisinin ismini bilmiyor. Diyor ki biz kendimize paşa, bey seçmiyoruz. Hizmetkar seçiyoruz. Biz elimizle kendimize paşa seçiyoruz. Onların kulu kölesi oluyoruz. İsim vermiyorum. Yani A partisi, B partisi benim için umurumda değil. Benim için umurumda olan memleketimin 768 bin kilometre kare topraklarının vatandaşları, öz vatandaşları. Doğusundan Kars'ın en ücra köyünden Edirne'nin en ücra köyüne kadar Türk bayrağının dalgalandığı her yerdeki vatandaşın eşit şekilde, eşit bir biçimde yaşama hakkı kutsaldır. Mağdur edemez. Devlet budur. Vergi alıyorsa hizmetini götürecek. Hizmetçidir kardeşim. Vali de hizmetçidir. Kaymakam da hizmetçidir. Başbakan, cumhurbaşkanı, herkes hepimizin hizmetçisi. Herkes aldığı her şeyin en küçük suya bile verdiği 1 lira 63 kuruş KDV'sidir arkadaşlar. Bizim vergimizle bu vatan büyüyor. Memleket büyüyor. Hizmeti getirmekle hizmetkarlar mükelleftir. Diyeceklerim bu kadar. Vatandaşın gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz biz. Vatandaşın gerçek gündemi. Şu anda ekonomi, bir de haksızlık, bir de adaletsizlik, bir de yargının üstünde adalet, hak, hukuk, adalet yok, kalkmış durumda. Kesinlikle haksızlık diz boynuna. Şu anda İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey. Ne yaptı? Bırakmıyorlar ki çocuk işini yapsın. Elleri üstünde kaldırmıyor. Sırf İstanbul onlara kalmadığı için. Sırf kazandığı için. İki sefer, bir sefer iptal ettiler. İkinciyi de kazandı. Hem de çok oy farkla kazandı. Neden İstanbul'u bu kadar istiyorlar? Adalet yok olmadı. Tabii, hukuk tamam olmadığı neden için. Neden İstanbul'u bu kadar istiyorlar? Evet. Niye bu kadar istiyorlar? Round. Bütün vakıflar kendine bağlayan, isim vermeyeceğim. Siz o vakıfları benden çok iyi biliyorsunuz. O vakıflara bütün İstanbul şeyi aktardığı için bu kadar çok üzüldüler. Kendileri dediler İstanbul'u alan Türkiye'yi almış dediler. Olabilir. Türkiye kimsenin şirketi değil. Kimsenin babasının malı değil. Tüm Türkiye'nin. Bile ben ilkokuldayken ak akça kara gün içindir diye bir şey tabir vardı. Biz görüyorduk o dersi. O akça da kalmadı. Bitirdiler onu. Ülkenin hiçbir şeyi bakmayın. Hükümet şu andaki iktidar her şey elinde olduğu için kimse bir şey bilmiyor. Ben hangi partiyse, ben hangi parti olursam olur. Ben emekliyim, 4 milyar 300 alıyorum. Evim kira, ben geçinemiyorum. Ben acım, torunlarımı, 3 tane torunum var. Anneanne bunu al, beraber markete götürüyorum. Anneanne ne kadar pahalı, anneanne çok pahalı her şey diye. 9 yaşındaki çocuk niye pahalılığı şu anda dert etsin? Yazık değil mi bize? Ama bazıları trilyonlar içinde yüzüyor. Gayet rahat, gayet sefalet içindeler. Biz sefiliz. Yani biz yine bir parça. Daha 6 yaşındaki çocuk açlıkta öldü arkadaşlar. Biliyorsunuz, izliyorsunuz değil mi? Tabii. Umudumuz gençler ne yapsın abla? Ne? Gençler işsiz. Umut gelecek sizin elinizde. Şurada 6 ay kaldı. Siz Z kuşağı kurtaracaksınız ülkeyi. Siz kendi geleceğinizi düşünüyorsanız siz çok iyi bir yere verecek. Kime bilmiyorum. İsim vermeyeceğim. Siz biliyorsunuz kime vereceğinize. Umudun olsun ama işte sen böyle dersen umudun olmaz. Gençlerin birçoğu yurt dışına gidiyor abla. Gençlerin birçoğu yurt dışına gidiyor şu anda. Evet. Giderle gitsinler diyor doktorlarımız için. Şimdi doğru mu bu? Ne demek giderlerse gitsinler ya? O çocuklar 10, 11, 12 yıl dirsek çürütmüş, doktor olmuşlar. Ne olacak o? Neden? Bu ülke kimin? Onların değil mi? Tek birilerin mi? İktidarın ülkesi mi? Olmaz. Ben size gündem sordum efendim. Sizden önce de birkaç kişiye sordum. Ya pek kimse olumlu bir şey anlatmadı. Siz de hep olumsuzluklardan bahsediyorsunuz. Bu hiç olumlu bir şey yok mu peki bu ülkede? Olumsuz. Her şey olumsuz. Olumlu bir şey şu andaki ülkede.
Ülke şu anda zor durumda. Ülkemiz çok güzel. Türkiye, layık Türkiye Cumhuriyeti çok güzel, çok iyi. Ama maalesef siyasi yönetimi, otorite sağlıklı gitmiyor. Bu kadar basit. Doğru, doğru değil mi? Sizce de doğru. Geldikleri gibi gidecek onlar. Geldikleri gibi gidecekler. Yani ülkeyi mahvettiler. Hani ben hiç hayatımda yani yıllardır böyle bir hükümet görmedim. Zengin, hani fakiri iyice fakir etti, zengini iyice zengin etti. Saraylarda yaşıyorlar, hiç insanların kendi halkının durumunu görmüyormuş gibi halen konuşmaya devam ediyor. Aklımızı ama alay ediyorlar. Yani resmen dalga geçiyorlar yani. Geçiyorlar. Bir 100 liranın 10 lira gibi değeri var yani. Aç insan çok, çocuklarını okuttu. Hani üniversite kazanan aklımızı öğrencileri, aileler artık zor okutuyor. Hükümet var, aklımızda dalga geçiyor. İnşallah Allah'ın izniyle gömeceğiz sandığa hepsini. Efendim? Önümüzde bir seçim var, değişiklik olur mu? İnşallah olacak. Başka adam yok diyorlar. Ben soruyorum. Z kuşağına güveniyoruz. Adam çok. Altılı masa süper. Altılı masa olağanüstü süper. Evet. Vatandaşın gerçek durumu geçim. Neden geçim efendim? Herhalde her şey meydanda. Her şey meydanda. Hani kalkıp da güllük gülistanlık gösteremeyiz. Her şey meydanda. Çok iyi olduğunu söyleyen vatandaşlarımız da var. Aslında Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini hepimiz görüyoruz ve kabul etmemiz gerekiyor ama bunun sebepleri tartışma konusu efendim. Yani dış güçler diyorlar, farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dış güçler falan değil. Neye bağlıyorsunuz? Dışarıdan gelenlere. Kapıyı açık bir akşam kapıyı açık bırakalım. Ne oluruz? Kapılar kapanması lazım. Gelenler bizim ekonomimiz o zaman çok güzel olur. Ekonomi. Neden ekonomi efendim? Bir tatile gitmek yok da ekonomi. Ben 5500 maaş alıyorum. Ben aç karnımı doyuramıyorum. Nasıl tatile gideceğim? Bir yumurtanın kolisi olmuş 75 lira, çayın kilosu olmuş 80 lira. Bana ne diğer günlerden? Ben cebime bakarım. Öbürleri fasa füsa. 26 yaşında kızın şişeğine geçmiş. O bana ne ya? Ben cebime bakarım. Her gün ekonomi. Ekonominin kötü olduğunu aslında hepimiz kabul ediyoruz ya. Etmemiz gerekiyor tabii ki de. Bunun sebepleri tartışma konusu abi. Siz neye bağlıyorsunuz? Netim. Kadakiler 20 seneden beri Türkiye'nin anasını arattılar. Dış güçler diyorlar. Onlar işlerinin geldiği gibi dış güçler oluyor. Daha önce işine geldiği zaman dış güçler olmuyor. Ondan sonra öbür türlü şey oluyor. Maalesef. Vatandaşlardan, sizin gibi maaş alan vatandaşlarla da görüşüyorum ben bunda. Halinden memnunlar. Şükretmiyorlar diyorlar. Şükredersek her şey güzel olur diyorlar. Ya şükreder zaten anamız ağladı. Anamız ağladı şükreder. Daha neyse saraydaki hayatını yaşıyor. Ben 5500 lira maaş alıyorum. 2000 lira ev kirası veriyorum. 2000 lira diye ben çocuğuma gönderdim, okula gönderdim. 1000 lira bana kalıyor. Ya nasıl şükredeceğim buna? Hani nasıl okumakla bu olmuyor. Cebimde para varsa ben nasıl okuyacağım? Cebimde para yoksa hiçbir şey yok, hayat yok. Çocuklarınızın geleceği nasıl olacak abi? Nasıl görüyorsunuz onların geleceğini? Valla ben imkanım olsa yurt dışında okudum. Türkiye'de zaten eğitim de bitmiş. Herkes böyle söylüyor bu arada. Eğitim bitmiş, Türkiye'de ekonomi bitmiş, tarım bitmiş. Adam diyor ki ya benim 2 tane traktörüm var. Sen ya benim köyde tarlam var, ya ben tarlama ekemiyorum. Girdiler, mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Ben nasıl tarla ekeyim mi? Ya abi 20 yıldır dediğiniz gibi bizi yönetiyor AK Parti ve bizim oylarımızla iktidara geliyor. Bu kadar sıkıntı varsa niye insanlar 20 yıldır oy veriyor? Vallahi ben bu yaşıma kadar vermedim de vermeyeceğim de. AK Parti'nin karşısına kim çıkarsa ona vereceğim. Malakoçoğlu bile Tuncelli'yi bunlardan daha yönetiyor. Bu kadar basit yani. Önümüzde şimdi bir seçim var. Ne olur bir öngörünüz var mı seçimlere dair? Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Ya Mansur Yavaş çıkarsa %100 çünkü her şeyden bak hem sağdan oy alır hem soldan oy alır. Ama Ekrem İmamoğlu da mağdurluk edebiyatı yapar da eğer ki önü kapalmazsa, ınlıksan, siyasi yasa kalkarsa o da alır. Öbür türlü Kemal Kılıçdaroğlu 7 kere seçim kaybetmiş bir insan hala ben Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Sen Tayyip Erdoğan'ın karşısına en kolay rakip Kemal Kılıçdaroğlu. Israrla diyor ki ya ben çıkacağım diyor. Lan sen çıksan sen hayatta 7 kere ya sen oy kaybetmişsin, seçim kaybetmişsin. Aday olmamalı diyorsun. Olmamalı. Kesinlikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olursa Tayyip'in karşısına böyle güçlü bir rakip olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi olması, Alevi de benim, Kürt de benim ama adam Alevi olmasını, Kürt olmasını Mansur şeyi vuracak, Tayyip'e şeyini vuracak. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu vuracak. Öbürlerine fazla bir şey yok ya.